Ve Allah'ı ve ashabı ile adhars, ve tüm ve'l el Kıymetli kardeşlerim, bir özel zamanda böyle bir mecliste Cenab-ı Hak bizleri bir araya getirdi. Hem tarihin hem vaktin birçok mesajı var. Ben istiyorum ki. O mesajlardan birkaç tanesini size hatırlattıktan sonra asıl mevzumuz olan fetih mevzusuna girmiş olalım. Kabul edelim etmeyelim koca bir yılı geride bıraktık. Evet bizler hicretle takvimi öğrendik. Müslümanız elhamdülillah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti de bizim için takvim başlangıcıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anhunun iştihadıyla. Ama bu memlekette miladi takvim kullanılıyor ve biz böyle bir takvimin şu anda son gecesinde son anlarındayız. Yarın yepyeni bir yıla Bismillah diyerek başlayacağız bir 365 günü geride bırakıp eğer Allah ömür verirse bir 365 güne merhaba diyeceğiz. Koca bir yılın arkasından böyle bir gecede yapılması gereken en önemli iş emin olun muhasebedir. Hem ferdi anlamda hem toplumsal anlamda bu salondan evlere döndüğümüz zaman geçirdiğimiz bir yılın ciddi bir muhasebesini yapmak zorundayız. Allah için ne yaptık, nasıl geçirdik? Nasıl Allah'ın istediği şekliyle şekillendirebildik mi? Kulluk adına neleri ortaya koyduk, neleri eksik bıraktık ve yeni bir yılın planlaması adına neler var planlama noktasında zihinlerimizde, akıllarımızda Hepsi bu gecenin, bu anların önemli bir azığıdır. Umuyorum ki buradan dağılıp gittiğimiz zaman bizler de bu manada bu muhasebeyi yapacağız ve yeniden yeni bir yılın planlaması adına da güzel şeyler ortaya koymaya çalışacağız. İkinci bir husus daha var. Bu özel zamanların anlamını daha iyi kavramak için ne yazık ki bugün bu memleket başta olmak üzere İslam coğrafyalarının dört bir tarafında da şu anda şu saatler ve önümüzdeki birkaç saat Allah'ın pek de hoşlanmadığı şekliyle geçirilmeye çalışılacak. Biz Yahudileri ya da Hristiyanları taklit etmeme noktasında Hazreti Peygamber'in o uyarısının gereğini yerine getireceğimize ne olacak bir geceden bir şey çıkmaz mantığıyla batının bize dayattığı ve dinimizi ne yazık ki bu manada gölgede bırakacak, sıkıntıda bırakacak, işleri ve adımları bu memlekette de atıldığına, yapıldığına şahit olacağız. Sefaat'in sokaklarda gezdiği anlarda meleklere beriyiz Allah'ım onlardan biz onlar gibi değiliz senin istediğin gibi yaşamaya çalışıyoruz diye bir iddiadır aslında şu anda bu salonda bulunmamız. İstiyoruz ki o kötü anlarda kötü hallerde meleklere yakalanmayalım. Rabbimiz bizi iyi işler üzerinde görsün, kötü işler üzerinde görmesin. Onun ızdırabıyla bu gece bu meclisteyiz. Elhamdülillah şükredecek, hamd edecek büyük bir nimettir bu. Bu nimetin şükrünü eda edebilme adına da belli sorumlulukları üstlenmek durumundayız. Ama bir şey daha var benim güzel kardeşlerim. Şu memlekette konuştuğumuz zaman yüzde 99'u Müslüman olan memleket diye konuşuyoruz. Konuştuğumuz zaman İslam'a ait şeylerin bu memlekette var olduğunu söylüyoruz. Ama bugün şu saatlerde belli yerlerde yürümeyecek kadar yürüyemeyecek kadar da sefaatin sokaklarda oluk oluk aktığına şahit oluyoruz. Ben biraz da bu manada sorumluluklarımızın konuşulması gerektiğine inanıyorum. Bu memlekette halen neden böyle bir hal var? Biz Müslümanlar olarak niçin bu manada sıkıntı içerisinde olan insanlara halen el uzatamadık? Neden onları bu bataklıktan kurtaramadık? Neden evlerimiz, hanelerimiz, yüreklerimiz halen bu manada işgal altında? Ciddi bir biçimde bunun muhasebesinin de yapılması gerekir. Buradan evlerinize yürüdüğünüz zaman olumsuz manzaralar gördüğünüzde o olumsuz manzaraları işleyenlere kızmak kolay ama dönüp bir de kendilerimize kızmamız lazım. Biz bu memleketteyiz. Bin adına bir sorumluluk sorumluluğumuz var. Ama caddenin, ama sokağın, ama ekranların hali böyle ve bu manada biz halen asli anlamda vazifelerimizi tam anlamıyla yerine getirememişiz. Bu manada neleri eksik bırakmışız noktasında belli şeylerin bu gecenin bize yüklediği bir sorumlulukla yeniden zihin dünyamızda şekillenmesi lazım. Umuyorum ki bu manada da bazı şeyleri inşallah düşünür, gereğini yerine getirme adına da adımlar atarız. Üçüncü bir şey daha var. Bu zamanların bizim dünyamıza vermesi gereken mesaj itibariyle. 31 Aralık şu anda içinde bulunduğumuz tarih. Bir güzel insanın vefat yıl dönümü bugün bir güzel insanın da doğum günü bugün istiyorum ki iki ismi de anayım da şuradan bir fatiha gönderelim o iki güzel isme o isimlerden bir tanesi Seyit Ahmet Arvasi rahmetullahi Ali 31 Aralık 1988'de İstanbul Erenköy'de Rabbisine yürüdü Allah rahmet eylesin siz de inşallah rahmetle yad edin. Bu memlekete siyasete ahlak getiren, ahlaklı da bu işin olabileceğini öğreten bir güzel insan Muhsin Yazıcıoğlu onun da bugün doğum günü 31 Aralık 1954. Ona da rahmet olsun. Ona da bir Fatiha gönderelim. İnşallah iki Fatihamızı da selamlarımızı da o iki güzel insana Allah ulaştırmış olsun. Bir güzel daha hatırası var bu dönemlerin şu vakitlerin sizi şuradan alıp tam 501 yıl öncesine götürmek istiyorum. 28 Aralık 1514 Osmanlı'nın şanlı paşalarından biri olan Sinan Paşa'nın Kudüs'ü fethettiği gün bugün. Ve bir gün sonra Yavuz Sultan Selim yanında devrin en büyük alimi olan İdrisi Bitlisi ile beraber Kudüs'e girecek. Şehrin yeni adı bir kez daha Yavuz Sultan Selim'in adıyla onun müdahalesiyle Kudüs diye çevrilecek. Kudüs diye anılacak. 31 Aralık günü yani böyle bir günde Beytül Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya girecek ve o güne kadar Selahaddin'den bu tarafa kadar o şanlı tarih bir de Yavuz'la başka bir şana, başka bir değere kazanacak. Duamız şu günlerde şu olsun ki Allah bir daha bize Selahaddinleri göndersin. Bir daha bizlere Yavuzları göndersin. Mahzun ve mazlum olan Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız bir daha o özlediği günlere erişsin ve bir daha ezanı Muhammed'i orada başta olmak üzere bütün İslam coğrafyalarında en gür seda ile karşılığını bulsun. Şimdi benim size söyleyeceğim ve bugün üzerinde duracağımız asıl mesele de bundan 1387 yıl önce olan bir hadise. Şimdi biz 31 Aralık miladi 610'a döndüğümüz zaman Medine'de bir hareketlilik göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazırlıklara başlamış. Bir gün sonra 1 Ocak'ta yola çıkılacak ve 10-11 Ocak'ta da fetih tamamlanacak. İstanbul'a, Yemen'e, oradan Roma'ya, oradan daha başka nice yerlere fetih adına yayılacak olan o ruhun zemini olan Mekke'deki o iş orada tamamlanmış olacak ve biz bugün 31 Aralık gecesinde 1387 yıl öncesindeki o ruhu anlama adına buradaki gayretimiz hem o fetihlerin cihana bırakmış olduğu o izleri anlamak hem de fetihlere hasret olan coğrafyalara yeniden o ruhu ulaştırma adına bir seferberlik başlatmak. Haydi vazife başına diyen sesi duymak ve kim hayatın neresindeyse, hangi alanındaysa bu manada sorumluluğunu yerine getirme adına belli bir gayreti ortaya koymak. Fetihleri anlamak, fetihleri anmak, fetihlere ait bir şeyleri konuşmak bizi tarihte bıraksın diye konuşulacak şeyler değil benim güzel kardeşlerim. Biz o fetihleri yeniden fetihler elde etmek için konuşmak durumundayız. Şu anda fatihlere ve fetihlere hasret olan o coğrafyalara bu ruhun nasıl kazandırılması gerektiği konusunda bir sorumluluğu üstlenmek için buradayız. Ben de buna ait bazı şeyleri şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Şu salonda üç kez ben fetihi şöyle gecelerde anlattım. O eski derslerde eski konularda anlattıklarımı burada tekrar etmek istemiyorum. Bazen zaman değiştiği zaman şartlar değiştiği zaman mecburen siz de konuşmanızı uslubunuzu ona göre değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Mekke fethi de 50 yıl biz konuşsak bitiremeyeceğimiz bir mevzu. Sadece meselenin birkaç taraftan ele alınmasıyla çözülebilecek bir mesele değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki her kare öyledir. Ama özellikle Mekke fethi meselesi çok ciddi bir meseledir ve üzerinde de ciddiyetle durulması gereken bir meseledir. Şu zaman dinimleri de bunun bir fırsatı olduğu için biz de buna ait bazı şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Ben bu sene bu başlıkta bu bu mecliste size şu başlıkta bir konuşma yapmak istiyorum. İslam medeniyeti bir fetih medeniyetidir. Bir fetih medeniyeti olan İslam medeniyetinin fetih anlayışının ne demek olduğuna ait bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İslam medeniyeti evet bir fetih medeniyetidir. Ama fetih yıkmak yok etmek falan değildir. Bu manada fethin verdiği çok önemli mesajlar vardır. Bakın şöyle bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu medeniyetin muallimi ekberidir. En büyük muallim rehber odur. Ve o her şeyi bize öğrettiği gibi İslam'ın fetih noktasındaki anlayışını da bunun nasıl bir fetih ahlakına ve fetih medeniyetine dönüştüğünü de anlatmış ve ortaya koymuştur. Şöyle bir hal var karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ben rahmet peygamberiyim ve kılıç peygamberiyim." Onun elindeki kılıç rahmet peygamberiyim diyen peygamberin alemlere rahmet olarak gönderilmesine asla aykırı ve ters düşen bir durum değildir. Çünkü onun elindeki kılıç yıkmak, kesmek, yok etmek için ele alınmış bir kılıç değildir. Onun elindeki kılıç İslam'la insan arasındaki engelleri defetmek için, kaldırmak için ele alınmış bir kılıçtır. O 28 tane gazveye bizzatî komutanlık etmiş birisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. 28 gazvede hep önde olan birisidir ve elinde hep kılıç vardır ama onun kılıcının üstünde beşerin kanı yoktur. Beşerin kanına kılıcını bulaştırmamış bir peygamberden bahsediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke olmasaydı dersiniz savaşlara ama insanın olduğu yerde savaş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de 28 tane gazveye kendi komuta etti. 55 tane seriyeye sahabeyi asker olarak komutan olarak gönderdi. Bu kadarlık savaş hayatında olan bir peygamberin iki taraftan hem Müslümanlardan hem düşmandan ölen insan sayısı sadece 400'dür. Bu sayıyı doğru dürüst anladığımız zaman Aleyhisselatu vesselam efendimizin askeri noktada cihat meselesinde Vital meselesinde, savaş meselesinde nasıl bir hassasiyetle yürüdüğünü de daha iyi anlamış oluruz. Şunu düşünebilirsiniz, iyi hoş diyorsun da hocam o zaman sanki füzeler mi vardı, bombalar mı vardı ki sayı fazla olsun. Şöyle bir tarihe uzanıp Allah Resulü'nün nübüvvetinden önce Ficar Harbi'nde Ölen insan sayısını şöyle bir gördüğünüz zaman Medine'ye uzanıp bu savaşlarında ölen insan sayısının kaç olduğunu öğrendiğiniz zaman bu meseleyi daha iyi anlamış olursunuz. Aleysselat ve efendimiz fetih medeniyetiyle toprakları ele geçireyim. Oralara iktidarımı ulaştırayım. Oralar benim olsun. oraları ele geçirirken Binlerce insan ölmüş, binlerce insan kalmış. Benim için fark etmez diyen bir mantıkla yürüyen birisi değil. Fedakarlık yapan, işi usulüne göre, nebevi yola göre yürüten ve bu manada adım adım Allah Resulü stratejisini geliştirerek fetih medeniyetinin en önemli adımlarını ortaya koyan bir peygamber ufkuyla karşı karşıyayız. İşte onun için biz bir fetih medeniyeti olan İslam medeniyetinin fetih anlayışına ait Allah Resulü'nün cihana koyduğu izleri çok derin bir biçimde anlamak durumundayız. Ben bu anlayışın en temel beş özelliğini kısaca size vermek istiyorum. Fazlaca sabırlarınızı zorlayacak değilim. Ama konu önemli. Madem buraya biz fetih anlamaya geldik. Allah Resulü'nün bu manada atacağı adımları kavramaya geldik. Madem bu manada o anlayışı alıp hayatımıza o anlayışı taşıma adına bir gayret için geldik. Heybemizi de bu maksatla doldurarak bu meclisten dağılmak durumundayız. Onun için Allah Resulü'nün cihana koyduğu fetih anlayışının en baş maddesini ben de buradan size vermek istiyorum. O madde şu Niyetlerinizi selim bir çizgide tutmalı. Asla niyetlerinize Allah'ın rızasından başka bir şey bulaştırmamalısınız ki hedefe doğru yürüyebilesiniz ve o yol üzerine kalabilesiniz. Allah Resulü'nün fetih anlayışında en başa yazılacak madde budur. Niyetler selim bir çizgide tutulacak. Allah'tan gayrı hiçbir niyet o manada zihinlerde ve akıllarda kalmayacak. Rıza ilahiden başka her şey bir kere terk edilecek. Eğer siz iktidarımız büyüsün, sınırlarımız büyüsün, adamlarımız artsın, beytül malimiz dolsun, bu manada başka başka şeyler düşünürseniz, ailemizin şerefi artsın, tarihe şöyle geçelim. Böyle geçelim. Buna ait bazı şeyleri işin içerisine bulaştırırsanız asla İslam'ın fetih anlayışına uygun bir biçimde davranamazsınız ve o manada fetihten sizden istenen şeyi tam anlamıyla da ortaya koyamazsınız. Yapılması gereken şey niyetin tamamen selim bir çizgide tutulmasıdır. Şimdi biz bu bilgiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bir dönelim. Şöyle bir peygamber var karşımızda benim güzel kardeşlerim. 13 yıl Mekke'de görmediği işkence kalmadı. Neler neler gördü ve yaşadı. En son kendi doğduğu topraklardan, Mekke'den, baba ocağından, ana kucağından kovalandı. Eğer kovalanmasaydı hayatına zaten kast edilecekti. Kaldı ki hicret yolunda da onun bedeninin önüne bir deve manasında ödül konuldu. Yüz deve olarak yüz deve ödülle onun sağ ya da ölü getirilmesine ait bir vaatte bulunuldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolunu elinden geldiğince bazı şeyleri yaparak tedbir ve tevekkül dairesinde yürüyerek tamamladı ve hicret edip Yesrib'e Kuba köyüne vardı. Şimdi gidenler bilir söyleyeceğim gidenlerin zihninde canlanacak. Gitmeyenlere de Allah bir an önce o güzel toprakları nasip eylesin. Kuba köyü şu anda Kuba Mescidi'nin olduğu yer. 350-400 metre ilerisinde Cuma Mescidi diye bilinen bir Beyaz mescit vardır. Salim İbni Af oğullarının mahallesi orası. O 350 metreyi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 4 saatte ancak yürüyebildi o gün. Neden 4 saatte yürüdü biliyor musunuz? Bütün Medine sokaklarda herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i evine davet etmek istiyor. Aleyhissalatü ve selam efendimizi kendi hanelerine buyur ediyorlar. Sokaklarda müthiş bir sevinç var, coşku var, heyecan var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o 350 metrelik mesafeyi ancak 4 saatte tamamlayarak Cuma vakti Salim İbni Af oğullarının mahallesine geliyor. Orada Cuma namazını kıldıracak ve bir hutbe irade edecek. Cuma namazı da Cuma hutbesi de Medine'de Allah Resulü tarafından kılınan ilk Cuma ve ilk hutbe olacak. Kendisinden önce Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ta Esad bin Zürare de Medine'de Cuma kıldırmış. Ama Resulullah'ın ilk kıldıracağı Cuma namazıdır. İnsan merak ediyor acaba bu ilk Cuma namazında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyecek? Mekkelilere bir iki cümle edecek mi? Siz beni barındırmadınız. Bakın ben Yesrib'e geldim. Yesribliler bütün hepsi sokakta. Beni böyle sevinçle karşıladılar. Sizin sahip çıkmadığınız nübüvvete onlar sahip çıktı diye bir cümle söyleyecek mi? Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evini, barkını, hanesini Medine'yi Müslümanlara açan, imana açan ensara... Ey Ensar topluluğu, siz ne güzel insanlarsınız, ne büyük insanlarsınız diyerek onları takdir eden, taltif eden bir iki cümle onlara söyleyecek mi? Acaba Allah Resulü Mekkelilere de bu manada birkaç mesaj verecek mi? Medinelilere de bu manada birkaç mesaj verecek mi? Hiç yok bunların bir tanesi. Niyeti selim olan sallallahu aleyhi ve sellem fetih meselesinde Selim çizgiyi korumak, rıza ilahiden başka hiçbir şeyi bu işe bulaştırmama adına Medine'nin ilk hutbesinde yine niyetin selimiyetinden bahsedecek. İhlas diyecek, ihsan şuuru diyecek, Allah'tan gayrı yüreğinizde ne varsa hepsini sökün atın diyecek bu anlayışın temellerini o ilk hutbesinde bir kez verecek. Eğer nübüvvet 23 yıl zarfında bu kadar büyük bir başarı elde ettiyse, eğer bugün ümmeti Muhammed olarak param parçaysak ve bu kadar sayımıza rağmen bir şeyler oluşmuyorsa dönüp tekrardan düzelteceğimiz şey bizim niyet meselesidir. Acaba bizim niyetlerimizde Allah'tan gayrı başka şeyler var mı? Yok mu? Biz İslam adına konuşurken bile İslam adına bazı meseleleri söylerken bile arkasından başka amaçlarımız mı var? Acaba ambalajların içerisine aldığımız başka başka niyetlerimiz mi var? Ciddi bir biçimde bu meselenin sorgulunması lazım. Çünkü benim güzel kardeşlerim öyle bir dine iman ediyoruz ki bu din asla Allah'tan başka başka bir niyeti beraberce kabul edebilecek bir din değil. Bakın bir örnek vereceğim sadece size. Sahabi efendilerimizden biri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah diyor ben yaptığım her işi Allah rızası için yapıyorum. Ama kalbimden şunu söküp atamıyorum. İstiyorum ki rıza ilahi için yaptığım bir işten insanlar tarafından da övüleyim. İnsanlar beni övdüğü zaman da hoşuma gidiyor. Ben bir türlü bundan kendimi kurtaramıyorum. Böyle yapmam yarın Allah katında beni sorumlu kılar mı? Ne diyor biliyor musunuz iman ettiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sen riya bulaştırıyorsun amellerine. Bunun adı gizli şirktir. Allah'tan gayrı Başka bir amaç bunun içerisine bulaştırdığın zaman bunun adı riyadır ve gizli şirktir. Sen bunu yapamazsın diyerek bu manada uyarıyor sahabi efendimizi ve onu tabir caiz ise eğer yeniden hizaya doğru çekiyor. Şimdi böyleyse eğer bu manada bizim yeniden dönüp bütün anlayışımızı kulluğumuzun her alanını ama bütün anlayışımızı Allah Resulü'nün bu uyarıları çerçevesinde yeniden bir kez daha gözden geçirmek zorundayız. Eğer biz fetih anlayışını Allah Resulü'nün bize öğrettiği ilkeler çerçevesinden öğrenmek istiyorsak niyetin selim çizgide tutulması meselesini çok doğru bir biçimde kavramak zorundayız. Size vereceğim ikinci mesaj şu. Allah Resulü'nün öğrettiği fetih anlayışında şöyle bir mesaj var. Asıl toprakların fetihleri değil. Toprak fetinden önce gönüller fethedilmeli ki feth edilen topraklarda darul İslamlar inşa edilebilsin. Bizim için asıl budur. Önce gönüller fethedilir, sonra topraklar fethedilir. Zaten gönüller fethedildiği zaman o gönülleri fethedilmiş insanların yaşadıkları topraklar Daru İslam olacaktır. Ama gönüllerde İslam yoksa, İslam'a karşı halen düşmanlık varsa, halen İslam'a ait esaslar tam anlamıyla anlaşılmamışsa, orayı fethedenlerin Müslüman olması orayı İslamlaştırmıyor. Çok iyi bildiğiniz bir sözü size hatırlatmak istiyorum. Amr İbni As radıyallahu anh. Mısır'a doğru giderken Hazreti Ömer ona bir mesaj gönderdi bir mektup. Bu mektup senin eline ulaştığı yerde eğer Mısır'a varmadınsa dön geri gel diyordu. Çünkü Hazreti Ömer şu an için Mısır'ı fethetmemizin şartları oluşmadı diye düşünüyordu. Ama Amr İbn Az mektubu açmayıp Mısır'ı fethettikten sonra açtığı için mektubu artık yapacak bir şey yoktu. Hazreti Ömer'in orada söylediği şey aslında fetih anlayışını Allah Resulü'nden öğrendiğinin en temel işaretiydi. Bugün orada Müslümanların yaşıyor olması oranın İslamlaşması adına bir vesiledir ama eğer halen gönüllerde bu manada sıkıntı varsa siz orada bir İslam devletinden söz edemezsiniz. Benim güzel kardeşlerim bayrağınızın üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazması sadece yetmiyor o devletin İslam devleti olması için. Konuşanların besmeleyle başlaması da o devleti İslam devleti etmiyor. Hanımlarının örtülü olması da o devleti İslam devleti etmiyor. İslam devleti olabilmesi için bir devletin üç temel esas üzerine kurulması şarttır. Eğer zeminde tevhid varsa yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah en zeminde o varsa eğer gövdede adalet varsa eğer dallarda da meşveret varsa o devlet ancak İslam devletidir. Yoksa birilerinin ben halifeli halifeyim diye kendilerini takdim etmeleriyle o devlet de İslam devleti değil o halifede İslam halifesi değil. Kimse hiç kimse birbirini kandırmasın. Biz bu esasları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından öğreniyoruz. Gönüllerin fethidir asıl olan. vesselam ve selam efendimiz tam 21 yıl bekleyip sonra Mekke'nin fethine doğru yürümesi gönüllerin fethinin tamamlandıktan sonra attığı son adımdır. Düşünün. Zirve düşmanlardan bir tanesi Halid İbni Velid. Allah Resulü sabırla Halit İbni Velid'i kazandı. Amr İbni Az tam 21 yıl düşmandı. Onu da kazandı. Ebu Sufyan İbni Haris bilinen Ebu Sufyan değil. Allah Resulü'nün amcasının oğlu olan Ebu Sufyan. 20 yıl düşmandı onu kazandı. Daha sonra Abdullah İbni Ebu Ümeyye'yi kazandı. Gönüller fethedildi. Bir avuç insan kalmıştı Mekke'de iman etmeyen. Onun üzerinden de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sefer düzenledi. Ve son darbeyi öylece vurarak o toprakları ilelebet İslam'ın toprakları olarak fethi adına bir şeyle sona erdirdi. Şimdi bunları anlamadan sadece baskıyla zorla silah zoruyla askeri güçle bir yerleri feth edeceklerine inananlar dönüp yeniden bir kez daha Allah Resulü'nün fethi anlayışını öğrenmek zorundadırlar. Eğer zorla korkarak bazı şeylere teslim olacaklarsa onun ne anlamı var? Sevecek, imanı içselleştirecek, Allah'ın emirlerinin ne demek olduğunu kavrayacak, emrin başım üstüne ya Rab diyerek Allah'ın emrini başının üstüne alacak, bu manada yüreğinde Darul İslam'ı kurduktan sonra etrafını Darul İslamlar edecek. Öyle de öyledikle İslamlaştırarak aslında İslam'daki fetih anlayışının en güzel temellerini ortaya atacaktır. Aleyhissalatü ve selam efendimizin hayatına bu nazarla baktığınız zaman onlarca hadise görürsünüz. En son Efendimizin Mekke fethinde de bunu görürsünüz. Şimdi Ebu Sufyan'dan bir örnek vereyim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 bin kişiyle Mekke'ye 65 kilometre uzaklıkta olan Meruz er Zehran denilen mıntıkaya gelip askerlerini konuşlandırmış. Gece de etrafa nöbetçiler dikmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kuş uçsa haberim olsun diyerek o nöbetçilere de Talimat vermiş. Nöbetçiler çevreyi kol açan ederken Ebu Sufyan biliyor ki bir hazırlık var. Bir hareketlilik var o bölgede. Bir ne var diye bakayım diyerek atına binip o tarafa doğru gittiği anda Allah Resulü'nün görevlendirdiği sahabiler tarafından tutuklanır ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirilir. Efendimiz'i ve karşısında on bin kişilik orduyu gördüğü zaman Ebu Sufyan'ın ayaklarının bağı çözülmüştür. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde korkudan titreyen Ebu Sufyan'a Allah Resulü bir şey söylüyor orada. Hatta Hazreti Ömer elinde kılıç ya Resulallah 21 yıldır bize yaptığı zulümleri biliyorsun Ebu Sufyan'ın. Ne olur müsaade et Ebu Sufyan'ın başını uçurayım diyerek fırsat beklediği bir anda aleyhissalatü vesselam efendimizin Ebu Sufyan'a rahmet yüklü bir bakışla ey Ebu Sufyan iman edeceğin gün gelmedi mi diye sorması onun yüreğinin imana doğru açılmasına vesile olmuştur. Bizim böyle bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ümmet olma iddiasında olan insanlar, bizler, diğer Müslümanlar bu anlayışı bugünün dünyasına taşımak zorundadırlar. Yoksa sadece bunlar tarihte kalırsa bugünkü Ebu Sufyanları biz ne yazık ki o karanlık içerisinde bırakacağız ve onlara el uzatmayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Ebu Sufyan'ın korkudan iman ettiğini çok iyi bildi. Gönülden değil. Yapacak bir şey yok. Tamam dedi. Müslüman oluyorum dedi ama Efendimiz biliyor o anda Ebu Sufyan gerçek manada iman etmemiş. Onun için amcası Abbas'a diyor ki sabahın erken saatlerinde falanca yerdeki dar geçitin önüne götür Ebu Sufyan'ı. İslam ordularının geçişini seyretsin orada. Seyretsin de nübüvvetin geldiği noktayı fark etsin. Yüreğinde halen taşıdığı şüpheleri o gördüğü manzara karşısında izale etsin. Aynen söyleneni yapıyor Hazreti Abbas. Alıyor oraya götürüyor ve İslam orduları birer birer kabile kabile kab kabim kabim oradan geçmeye başlıyorlar. Her geçen Ebu Sufyan'ın hayranlığını arttırıyor. Bunlar da mı iman etmiş bunlar da mı iman etmiş soruyor Hazreti Abbas'a. En son şöyle bir cümle söylüyor Ebu Sufyan. Ey Abbas diyor ey Ebu Fadl kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar büyümüş. O anda müdahalede bulunuyor Hazreti Abbas sus diyor öyle deme kardeşimin oğlunun saltanatı yok. O bir nübüvettir bir imamettir diyerek bu manada onun yüreğinde oluşan bir şeye yeniden parmak basıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın en son noktada imana tam olarak ulaşması için ne yapıyor biliyor musunuz? Bir emirname çıkarıyor. Her kim Kabe'ye sarılırsa sığınırsa emniyettedir. Her kim evine gider kapıyı üstüne kapatırsa evine sığınırsa emniyettedir. Her kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa emniyettedir diyor. O manada da Ebu Sufyan'ı anarak o ana kadar İslam'la arasına engeller koyan Ebu Sufyan'ın o engellerini birer birer ortadan kaldırmış oluyor. Benim güzel kardeşlerim böyledir. Bakın ne diyor biliyor musunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Beldeler, şehirler kılıçla fethedildi. Ama Medine Kur'an'la fethedildi. Eğer biz bu cümleyi bile sadece anlasak Kur'an'la fethedilmeyi bekleyen binlerce Yesrib'in karşımızda olduğu bilincinde hareket etsek çağın musabı olma adına esması olma adına bir seferberliğe girişir Kur'an'la da şehirlerin fethedileceğine inanır bu manada asıl fethin gönüllerin fethiyle olabileceğine ait bazı şeyleri ortaya koyarız. Çok şey söylenir ama bu mesaj içinde bu kadarını bu kadarıyla iktifa edelim. Benim size söyleyeceğim üçüncü mesaj Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fetih anlayışıyla alakalı alacağımız üçüncü mesaj da şu. Sabır, cihat, şehadet sevda olarak edinilmeli ki Allah'ın vaat ettiği zaferlere erişilebilsin. Her Müslüman için bu sözler. Bunlar öyle birilerine havale edilerek işin içinden çıkılacak şeyler değil. Her birimizin sabır azığı olmalı. Her birimizin cihat sevdası olmalı. Her birimizin şehadet ulaşılabileceğimiz, ulaşabileceğimiz en büyük hedefimiz olmalı. Eğer biz bu şuura erersek, bu şuurda nesiller yetiştirebilirsek Allah'ın izniyle Allah'ın vaat ettiği zaferler gelip bize erişecektir. Ama bugün sabır konusunda zafiyetlerimiz var bizim. Biz sabrı miskinlik olarak anlıyoruz. Elimizi kolumuzu bağlayalım miskin miskin oturalım sabrettik ol, sabretmiş olduk. Yok böyle bir şey. Sabır dediğiniz şey hakikate ve hakka uygun bir biçimde direnmektir. Sabır eli kolu bağlayıp durmak değildir. Direneceksiniz. Hakka ve hakikate uygun bir biçimde direneceksiniz. Cihat evlerinizde konuşulacak bir mesele olacak. Cihat kelimesini birilerine havale edemezsiniz. Ama cihat dediğiniz şey savaş da demek değildir. Savaş dediğiniz şey kıtal cihadın içerisinden bir cüzdür, bir parçadır. Cihad dediğiniz şey Allah yolunda fi sebilillah dediğimiz Allah yolundaki gayretin tamamının adıdır. Bugün hangi alanda bu manada mücadele ederseniz Allah'ın izniyle yaptığınız cihad siz de bir mücahitsiniz. Biz bu şuuru evlerimize ulaştırmak durumundayız. Sofraların başına oturduğumuz zaman evlerimizdeki sofralar aslında suffaların birer şubesidir. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Eğer biz o suffaların başında cihadı konuşmuyorsak, şehadeti konuşmuyorsak, sabrı konuşmuyorsak, mücadeleyi konuşmuyorsak, imanı konuşmuyorsak, Kur'an'ı konuşmuyorsak, sahabeyi konuşmuyorsak, Allah aşkına ben susayım siz konuşun. Neyi konuşuyoruz o zaman? Bunların konuşulmadığı yerde ya konuşulan şey dedikodudur, ya konuşulan şey yalan yanlış şeylerdir, ya konuşulan şey dünyamızı da ahiretimizi de mahveden şeylerdir. Öyle olduğu için işte bakın evlerimizde huzur yok. Yanıyor evlerimiz, yanıyor biliyorsunuz değil mi? Şu anda evlerde yangın var. Bırakın sokakları, caddeleri, bırakın başka yerleri. Bugün beş vakit namaz kılan Müslümanın evi yanıyor. 5 vakit namaza camiye giden adamın evinde yangın var. Çoluk çocuk bir tarafta, hanım bir tarafta, akrabalık bağları kopmuş bir tarafta, komşuluk bağları yok bir tarafta böyle bir yangınla karşı karşıyayız. Eğer biz bu yangını doğru dürüst anlamazsak, sabır, cihat ve şehadet bizde sevda haline gelmezse, bu manada bize yüklenen bu sorumluluğun gereği yerine getirilmezse Emin olun fetihler, zaferler sadece tarihte kalacak. Şu anda iki milyarız biz. iki milyar dünyanın yüzde yirmi küsürünü biz oluşturuyoruz. 63 tane halkı Müslüman olan devlet var. Ve buna rağmen Kudüs'ümüz bu halde. Buna rağmen Arakan ne halde? Buna rağmen gözümüzün içine baka baka zalim Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi katlediyor ve bir tek Müslüman devletinden bir cümlelik ses çıkmıyor. Bu zilletin sebebi nedir? Biz bu manada kendimizi zillete mecbur ve mahkum etmişiz. Bundan kurtulmanın yoludur. Eğer bir kavimden Allah cihat meselesini söker alırsa onun yerine verilen şey zillettir. Biz cihadı hayatlarımızdan çıkardığımız için zillete mahkum olduk. Yeniden bir kez daha fetihleri konuştuğumuz şöyle bir zeminde alacağımız mesaj Allah Resulü'nün fetih anlayışıyla cihana bıraktığı bu manadaki derin izlerinin bizim dünyamızdaki karşılığı olmalı. Bu konuda da çok şey söylerim ama bu kadarıyla ihtifa edeyim. Dördüncü olarak size vereceğim mesaj da şudur benim güzel kardeşlerim. Başarı ve zafer sadece ve sadece Allah'tan bilinmeli ki tevhid akidesi zedelenmesin. Biz şahıslara iman eden insanlar değiliz. Eğer falanca olursa zafer olur. Filanca yoksa Allah bize zafer vermez. Bu cahil insanların sözüdür. Zaferi veren Allah'tır. Allah'tan gayrı hiç kimseden de bu manada zafer beklenmez. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hazreti Ömer hilafete geçtiği zaman Hazreti Ömer'in atadığı o ordu komutanı Halid bin Velid o günlerde yer muhtaydı. Yer muhta destan üstüne destan yazıyordu. Hazreti Ebu Bekir Ebu Ubeyde İbni Cerrah atamıştı. Hazreti Ömer de onu devam ettirdi. Ama hemen Yermuk'un öncesinden bir mektup yazıp Halid bin Velid'e gönderdi. Yazdığı mektupta diyordu ki mektup sana ulaşır ulaşmaz. Hemen komutayı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bırak. Ve sen Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın arkasında sıradan bir komutan ol. Mektup ulaşıyor Halid bin Velid'e. Savaş devam ettiği için mektubun gereğini yerine getirmiyor. Bir zafiyet olmasın diye ordudan. Ama zaferle savaş neticelenince bırakıyor orduyu Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a ve onun komutası altında sıradan bir asker oluyor. Birkaç yıl sonra Medine'de Halife Ömer'in karşısına geliyor. Hazreti Ömer Halid bin Velidi o Seyfullah'ı radıyallahu anh'ı onu görünce seviniyor sarılıyor hasret gideriyor. Yanına o tutturuyor ve şöyle bir şey söylüyor. Halid diyor seni azletmem seni o görevden almam seni o işe layık görmediğimden falan kaynaklanmıyor. Ben sende herhangi bir zafiyette görmedim. Sadece şunun için seni azlettim ne olur şu sözlerime dikkat edin diyor ki Baktım ki insanlar diyorlar ki Halit varsa zafer var. Eğer Halit'le girdikse bu zaferi alırız. Eğer Halit varsa başımızda bize mağlubiyet yok. Baktım insanlar bunları konuşuyorlar. Ama Halit sen de çok iyi biliyorsun ki zaferi bize veren Allah'tır. Allah'tan başka bize zafer verecek olan yoktur. İnsanların tevhid akidesi zedelendiği için seni azlettim onun için senin yerine Ebu Ubeyd'e İbn Cerrah'ı koydum. Allah senden ebeden razı olsun. Böyledir işte. Bugün bu anlayışı kaybettiğimiz için Allah'ın yardımı gelmiyor bize. Kullardan beklediğimiz kadar Allah'tan beklemiyoruz. Kullardan istediğimiz kadar Allah'tan istemiyoruz. Kullardan korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz. Kullardan ümit ettiğimiz kadar Allah'tan ümit etmiyoruz. Sonra biz muvahhidiz diye geçiniyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Böylelikle tevhid akidesi olmaz. Gerçek manada muvahhid olmanın yolu tamamen bu şeylerde Allah'a meseleyi hasrederek yürümektir. İşte biz İslam'ın fetih anlayışını konuşacağımız bir zeminde en başta konuşacağımız maddelerden bir tanesi de budur. Başarıyı Sadece ve sadece Allah'tan bileceğiz. Zaferi veren Allah'tır. Evet, atan biz olacağız ama isabet ettiren Allah'tır. Biz vurmaya çalışacağız ama onu hedefe kitleyecek olan Allah'tır. Bu bilinçten asla taviz vermeyeceğiz. Bunu da anlarsak eğer tevhid akidesi dediğimiz o muvahitlerin akidesi hayatımızda tesis olacak. İnşallah o da bize zaferler ve Allah'ın vaat ettiği o büyük vaatlerin ulaşmasına sebep olacak. Allah o kıvama da bizleri eriştirmiş olsun inşallah. Size söyleyeceğim son maddede şu benim güzel kardeşlerim. Eğer gerçek manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasından fethi öğrenmek istiyorsak şu maddeyi de çok iyi anlamak durumundayız. Adaleti, ehliyeti ve liyakati hayatlarımızın esası kılmalıyız ki gerçek manada fetihlerdeki ruhu kuşanabilelim. Adalet yoksa eğer bir yerde ülfet yoktur. Ülfetin olmadığı yerde adavet yani düşmanlık vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönüller fethedilsin diye kendisine zulmeden herkesi bağışladı. Bakın biraz önce Ebu Sufyan'dan size örnek verdim. Ebu Sufyan sonra çok iyi bir Müslüman oldu. Biz şimdi Ebu Sufyan'ın adını andığımız zaman arkasına radiyallahu anhuyu ekleyerek onun adını zikrediyoruz. Onun hanımı var biliyorsunuz. Hint. Hazreti Hamza'nın ciğerlerini ağzında çiğneyecek kadar İslam'a ve Müslümanlara düşman olan biri. O da Mekke'nin fethi günü yüzünü kapatmış bir vaziyette Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekkeli kadınlardan biat istiyor. Biatın maddelerinden bir tanesi şu. Zina etmeyeceksiniz diyor. Yüzü kapalı hindin. Allah Resulü onun kim olduğunu tanımıyor. Ama halen yüreğinde müthiş bir düşmanlık besliyor. Tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Hiç hür kadın zina eder mi? Niye bizi böyle boş boş şeylere çağırıyorsun?" Sallallahu aleyhi ve sellem o engin hoşgörüsüyle, o müsamahasıyla hiçbir şey söylemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. "Asla çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz." diyor. O yüzü kapalı olan kadın bir daha konuşuyor. Diyor ki sen ne diyorsun bize çocuk mu bıraktın? Mekke'nin bütün çocuklarını Bedir'de Uhud'da sen katlettin. Kalkmış bile bize çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz diyorsun. Allah Resulü anlıyor ki karşısındaki Ebu Sufyan'ın hanımı Hint. Böyle ağır bir cümleye rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey demiyor. Üçüncü biat şartını istiyor. Diyor ki kocalarınızın malından asla izinsiz almayacaksınız. Bunu söyleyince Hint'te biraz gevşeme var ve şöyle bir cümle söylüyor Efendimiz'e. Artık Resulullah da tanımıştır onun kim olduğunu. Ebu Sufyan cimri bir adamdır ya Resulallah. Ben bazen ondan habersiz alıyorum cebinden. Buna da mı sen bir şey söylüyorsun deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece gülmüştür. Bakın orada ilk iki cümleye verdiği cevap koca bir İslam peygamberine bir Fatih'e bir devlet başkanına söylenen cevaplar buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o engin hoşgörüsü Hint gibi bir kadının da bir İslam kadını olmasına vesile oluyor. Hint binti utbe de şu anda radıyallahu anha diye adını andığımız hanım sahabilerden biri olarak tarihe geçiyor. Şimdi böyle bir insanı kazandıran şey Allah Resulü'nün aslında o adalet meselesinde anladığı ufkun bir göstergesidir. O güne kadar karşısında tir tir titreyenler var. Acaba ne yapacak bize? 20 küsür yıldır yapmadığımızı bırakmadık. O yürüdüyse yollarına diken koyduk. Ona gittik, hakaretler ettik. Hatta o hatta onun sırtına deve işkembesi konduğu zaman güldük alay ettik onu söyleyenlerin hepsi karşısında Allah Resulü de ayakları titreyen o zümreye orada bir şey soruyor. Size bugün ne yapmamı umarsınız? İçlerinden biri korka korka kalkıyor ve şu sözü söylüyor. Sen kerim bir babanın kerim oğlusun. Senden de ancak cömertlik beklenir. Umuyoruz ki bize Cömertçe davranacaksın. Umuyoruz ki bize cömertçe ikramlarda bulunacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda Hazreti Yusuf'un rolüne bürünüyor. Bugün size bir kınama yoktur diyor. Bugün Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyorum size, sizin hiçbirinize bir kınama yoktur. Izhebu ve entum tulaka diyor. Gidin hepiniz salı verildiniz diyor. Hepsini hiçbiriyle şahsi bir hesaba girmeden sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gönderiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın etrafında amcası Abbas dolaşıyor. Amcasının oğlu ve damadı olan Ali dolaşıyor. Başka Mekkeli olan muhacir sahabiler var. Dolaşmalarının sebebi de şu. Acaba Resulullah Kabe'nin anahtarlarını kime verecek? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki anahtarlar kimde? Diyorlar ki Osman bin Talha'da. Çağırın gelsin Osman bin Talha'yı. Çağrılıyor. Osman bin Talha'nın elinden anahtarları alıyor. Sonra diyor ki bugün Allah emanetleri ehline vermemizi bizden istedi. Osman diyor hatırlıyor musun? Bir gün ben Mekke'deyken bu Kabe'ye girmek istemiştim. Sen de beni sokmamıştın. Ben sana demiştim ki bir gün gelecek. O anahtarlar benim elime geçecek ve ben de o anahtarları istediğimin avuçlarının içine vereceğim. Hatırlıyor musun bunları? Osman bin Talha gözyaşları içerisinde boynunu büküyor. Aç elini diyor. Aç. Açtırıyor elini ve kendisini Mekke'de Ka'benin içine koymamış adamın avuçlarının içerisine. Kabe'nin anahtarlarını bırakıyor. Emanetleri ehline verin diyen Allah'ın bugün emrini yerine getirme günüdür diyor. Benim adamımdır, amcamdır, benim partimdendir, benim vakfımdandır, benim cemaatimdendir. Bu cahilce sözler yok. Kim hak ediyorsa hak edenin avcuna bırakılan anahtarlar var sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de biz varız bir yerde bir müdürlüğümüz olsun. Hemen etrafına adamlarımızı, hemşerilerimizi dolduruyoruz. Bir yerde bir makam sahibi olmayalım halimiz ortada. Niye rahmeti ilahi üzerimize yağmıyor? Buradan anlayın siz. Çünkü ehliyetin, liyakatin olmadığı yerde zulüm olur. Adam kayırmanın olduğu yerde yolsuzluk olur, hırsızlık olur. Orada haksızlık olur. Orada başkalarının emeğine saygı olmaz. Alın terine saygı olmaz ve bütün bunların hepsi de bir memlekette bereketin dağılıp gitmesinin en önemli sebebi olur. İşte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz adaleti, ehliyeti, liyakati işin esası edindirerek bu manada orada böyle şeyler yapıyor. Son olarak yaptığı şeyi de söyleyeyim mi size? Şimdi Mekke'ye bir vali atayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bir sürü Mekkeli muhacir var. Bir sürü sizin tanıdığınız sahabi efendilerimiz o gün orada. Ama Efendimiz o gün Mekke'nin ilk Müslüman valisi olarak 18 yaşında bir delikanlı olan ve kendisine de düşmanlıkta zirve olan Ebu Sufyan'ın ailesi Beni Ümeyye'den Attab İbni Esid'i Müslümanların ilk valisi olarak Mekke'ye atıyor. Bilmem bu sözler bize bir şey söyler mi? Attab İbni Esid'in vali olarak atanması o ana kadar İslam'a mesafeyle duran insanların yüreklerini fethetti. Yürekleri İslam'la bu manada doldu taştı. Ve insanlar bu konuda bambaşka bir şeyle İslam'ın bu manadaki kuşatıcılığına, bu manadaki rahmetine, bu manadaki mesajlarına ait şeyleri almış oldular. Eğer bugün insanlar İslam'la aralarına mesafe koymuşlarsa inanın bunun suçlularının büyük bir kısmı da biziz. Biz anlatamadık bu aziz dinimizi. Anlatmayı bırakın yaşayan yok içimizde. Şu anda rivayet çok, hani riayet. Tebliğ çok, hani temsil. Sokakta, caddede, ticarette, komşulukta, akrabalıkta ya şu adamdan peygamberin kokusu geliyor diyeceğimiz insanlar yok etrafımızda. Onun için rahmet yok. Onun için insanların İslam'a karşı böyle bir mesafeli duruşları var. Şimdi sokakların, caddelerin hali böyleyse biraz da bu işleri yapanlara kızmaktansa dönüp kendimize kızalım en başta dedim. Anlatamadık hayatlarımızda da gösteremedik. Eğer biz bu insanlara gerçek manada İslam'ı gösterebilseydik hayatlarımızla hafızımızın okuduğu o izaca süresinde dediği gibi Rabbimizin fevç fevç insanların İslam'a koştuğunu görürdük. Ama bugün fevç fevç topluluk topluluk İslam'dan insanlar kaçıyorsa bunun büyük bir sorumlusu da ne yazık ki biziz. İslam'ı sadece sözde, camide, kürsüde bırakan bu çağın sözde Müslümanlarıdır. Yeniden bir kez daha dönüp bu manada bazı şeyleri hayatımızda diriltmek zorundayız. Size son bir tablo söyleyeyim, sözlerimi de bitireyim. Duayı Mehmet Ali Hocamız yapacak, değil mi Mustafa Hocam? Tamam. Bileyim de hocama da bırakayım duayı. Yoksa ben kendim duayı da yaparım bu arada. Onun için duayı hocama bırakmış olayım. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Hicri 28 Kıbrıs fethedilmiş. Kıbrıs fethine katılan sahabilerden bir tanesi de Ebu Derda. Radiyallahu an İstanbul fetihlerinde de o büyük insanın adı var. Fetih tamamlanınca bir kenara çekiliyor ve ağlamaya başlıyor. Onun gözyaşlarıyla ağladığını görünce Cübeyr İbni Nüfeir isimli tabiinden büyük bir zat o da o fetin içinde meraklanıyor ve yanına varıyor. Diyor ki niye ağlıyorsun ey Resulullah'ın ifadesiyle ümmetin hakimi diye isimlendirilen insan. Diyor ki şu kavmin girdiği hali görünce aklıma bir şey geldi. Baksana Allah'a kulluğu terk eden bir kavmi Allah zelil kıldı. Biz de kul olduğumuz için Allah'a doğru dürüz. Allah da bizi aziz kıldı. Bugün bize zafer onlara ise mağlubiyet nasip oldu. Korkuyorum bir gün eğer biz de Allah'a kul olmayı terk edersek Allah bizi de zelil kılacak. Başımıza başkalarını musallat edecek. Bugün İslam coğrafyaları kan ağlıyorsa Allah'a kulluğu terk eden biz Müslümanlardan dolayıdır. Ne olur? Fethi konuşuyoruz. Fethe ait bazı ilkeleri hayatımızın esası kılmaya çalışıyoruz. Gelin yeniden bir kez daha Allah'a kul olma adına bazı şeyleri ortaya koymuş olalım. Koyalım ki gerçek manada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim gerçek manada o tevhid akidesini kuşanmış olalım. Gerçek manada bize yol gösteren sahabenin yolunu ki o yol ehli sünnet ve cemaatin yoludur. O yolu kendimize yol olarak edinelim. O yolun sakinleri olarak bu yolculuğu tamamlayalım ki varacağımız en son nokta Darussalam olsun. Allah bizi o noktaya vardırsın. Cenab-ı Hak bu meclisten istifademizi arttırsın. Hasretlerini çektiğimiz fetihlere bir an önce bizleri ulaştırsın. Mahzun ve mazlum coğrafyalarımızı bir an önce güldürsün. Bir sonraki fetih kutlamalarında böyle bir gecede eğer oturup Mekke fethini konuşacaksak onlarca işgal altındaki coğrafyalarımızın fethedildiği müjdeye nail olduğumuz bir anda Allah bizi bir araya getirmiş olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.